Yüksel Dikici hocamıza Kur'an kıraatinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, programımız protokol konuşmalarıyla devam ediyor. Konuşmalarını yapmak üzere Çorum Belediye Başkanımız Sayın Doktor Halil İbrahim Aşkın Bey'i güçlü alkışlarınızla sahnemize davet ediyoruz. Buyurun başkanım. Sayın Valim, çok kıymetli milletvekillerimiz, değerli İl Başkanımız, Merkez İlçe Başkanımız, İl Genel Meclisi Başkanımız, Kadın Kollarımızın çok kıymetli Başkanı, Gençlik Kollarımızın çok kıymetli Başkanı, değerli Belediye Meclis Üyelerimiz, değerli dava arkadaşlarım, değerli gönüldaşlarımız, değerli Mimar Sinanlar, hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şöyle gözlere bir baktığım zaman Mimar Sinan'daki hanımefendileri, beyefendileri, gözlerini biraz daha parlak görüyorum. Çünkü yıllardır beklenen, yıllardır özlenen, birisi buraya dokunsa diye dualar edilen bir noktada vekillerimizle beraber, teşkilatlarımızla beraber inşallah beklediğiniz müjdeyi en güzel şekilde az sonra vereceğiz. Şimdiden hayırlı olsun, uğurlu olsun. Tabii Çorum sevdalıları olarak, Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları olarak, hemşehrilerimizin gözüne bakarak, hemşehrilerimizin emrine bakarak hizmetlere bir bir imza atan hemşehrilerimiz olarak, belediye başkanı, milletvekilleri olarak şu an huzurlarınızda, onurla, kıvançla huzurlarınızdayız. Çünkü Rabbim lütfetti, ne dediysek yapmayı bize nasip etti. Hangi vaatlerde bulunmuşsak yapmayı nasip etti. Şöyle belediyeyi devraldığımız 31 Mart 2019'a geldiğimiz zaman belediyenin durumunu bilenler, tahayyül edenler şöyle bir düşününce, acaba Halil İbrahim Başkan bu mali yapıyı nasıl düzeltir? Bu borçlar nasıl ödenir? Acaba ödenebilir mi diye gerçekten bizi sevenlerin dua ettiği, endişe ettiği bir noktadan şu an alnımız ak bir şekilde projelerini bir bir tamamlayan, mali hiçbir problemi kalmayan ve birçok projeye imza atan bir noktaya getiren Rabbimize huzurlarınızda hamd ediyorum, şükrediyorum. Olan o güzel şeyler bizden değildir, Rabbimizdendir. Çünkü Rabbimiz bütün güzellikleri yaratan, lütfeden, veren de, alan da O'dur. Ve ben her konuşmamda olduğu gibi şu anda da hamdle, şükürle başlıyorum. Rabbime binlerce hamd ediyorum, şükrediyorum. 2023 bütçesini hazırlarken arkadaşlarımız önümüze bir grafik getirdiler. Grafik şöyle diyor. Diyor ki, başkanım biz 31 Mart 2019'dan önce 32 tane proje ilan etmiştik. Bu 32 projenin içinde birçok proje var tabii, bu ana başlıkların %72'sini hamdolsun tamamladık, bitirdik. Kurdelesini kestik. Ne kadar gurur duysak az. Peki kalan işlerimiz nasıl olacak? %18'i şu anda devam ediyor. 6-7 ay içerisinde inşallah vaat ettiklerimizin %18'inin de açılışını yapmış olacağız. Ve dolayısıyla %90'ın üzerinde ne demişsek yapan bir belediye başkanı ve bir ekiple huzurunuzdayız. Bunun için de Rabbime hamd ediyorum, şükrediyorum. Çorum Belediyesi olarak birçok işler yapıyoruz. Yer altı, yer üstü. Sadece Mimar Sinan'a baksak, sadece bir yol açacağız küçük sanayi sitesine dediğimiz zaman, şu anda bir yol değil, üç yol açtığımızı ifade etsem şükür olarak yeter. Biz küçük sanayi sitesine vaatlerimiz arasında yeni bir bağlantı yolu açacağız demiştik. Şu anda 19. caddeyi açtık. Gayet güzel oldu. 15. caddeyi, Mimar Sinan 15. caddeyi mutlaka kullanıyorsunuz. Nata yolu gibi açtık. Gayet güzel oldu. Üçüncüsü de yine Mimar Sinan mahallesi içerisinde Galericiler sitesinin hemen yanından küçük sanayi sitesine hamdolsun bir yol daha açtık. Biz bir yapacağız dedik, Rabbimiz üç tane nasip etti. Çocuklarımız top oynasınlar. Bunlara halı sahalar yapalım deyince aklımıza vekillerimizle beraber
bunun bir tanesi mutlaka Mimar Sinan olsun dedik. Ve sevgi evlerinin hemen yanına çok güzel bir top sahası yaptık. Yavrularımız oynuyorlar. Yine bizim bir vaadimiz vardı. Ve bu vaadimiz bizim en çok dua almayı umduğumuz vaatti. Rabbimizin rızasına en uygun olacağını düşündüğümüz vaatti. O neydi? Refakatçi misafirhanesi. Hastalar var. Hastanede banklarda yatanlar var. Hasta yakınları var. Station Renault'ların arkasında sabahlayanlar var. Sahabeler kenti bu şehirde, biz buna müsaade edemeyiz dedik. Ama burayı gerçekten Mimar Sinan'da çok çok şanslı Mimar Sinan mahallesine yaptık. Hemen Erol Olçak Hastanesi'nin karşısında. 5 yıldızlı otel konseptinde. Ücretsiz. Oraya gidenlerin kahvaltısının da verildiği, her türlü imkan içerisinde olan, terliğine kadar, şampuanına kadar verdiğimiz refakatçi misafirhanesi bizim ilk bitirdiğimiz vaatlerdendi. Oradan Çorumlular olarak çok dua alıyoruz. Ama hususen Mimar Sinan'da olduğu için de çok büyük duaları hep beraber alıyoruz. Rabbimize hamd ediyorum. Rabbimize şükrediyorum. Erzurum Dede civarı. Erzurum Cede'den Erol Olçak'a doğru doğru düzgün bir yolumuz yoktu. Gelir gelmez açtık o yolu. 13 metre genişliğinde şu an Mimar Sinan'dan, Gülabi Bey'den, Ortaköy'den gelenler şehre hiç girmeden yeni genişlettiğimiz Feriz Çakmakor'dan direkt doğrudan Erzurum'da caddesinden canı nere istiyorsa hamdolsun gidiyor. Bundan sonra da bu ve benzeri çalışmalarımız devam edecek. Sosyal projeler babında Çorumlu'nun yaptığını herkes yapamazı tüm Türkiye'ye söyletiyoruz. Mesela sosyal destek kartı. Mimar Sinan'dan da kullananlar var. Şehrin muhtelif yerlerinden de kullananlar var. Bizim geldiğimizde nasıldı? Güzel bir hizmetti. Gıda bankasına ihtiyaç sahibi gidiyordu. Sınırlı sayıda ürünlerden alıyordu. Dedik ki olmaz. Böyle olmaz. Otobüse para verecek kenar mahalleden. Gelecek 3-5 ürün alacak. Geri otobüse para verecek. Evine gidecek. Olmaz. Recep Tayyip Erdoğan'ın adamlarına yakışmaz. Ne yapalım? Bir kart verelim. Sosyal destek kartı. Ve canı hangi bakkaldan istiyorsa, o büyük marketlerde de geçerli değil. Esnafımıza destek olalım. Canı hangi marketten istiyorsa gitsin, birazını bir bakkaldan, diğerini diğer dükkandan alsın. Hem yerel esnafımız kazansın, hem de canı ne istiyorsa onu alsın. 7.250 aileye bu kartı verdik. Ve şu anda hem esnafımız dua ediyor, hamdolsun, hem de ihtiyaç sahipleri gönlü nasıl istiyorsa, varlık sahipleri kredi kartından çektikleri gibi bizim onlara verdiğimiz kredi kartından çekiyorlar. Paralarını peşin yatırıyoruz hamdolsun ve istediği yerden istediği alışverişi yapıyor. Şükrediyoruz, hamd ediyoruz. Saat Kulesi merkez olacak, Ulu Cami merkez olacak, şehrin ruhunu yeniden ayağa kaldıracağız dedik. Dediler ki başkanım, Halk Bankası nasıl olacak? Yıkılacak dedik. Ziraat Bankası nasıl olacak? Yıkılacak dedik. Halk Bankası'nı yıktık mı? Yıktık hamdolsun. Ziraat Bankası gün sayıyor. Yeni yerine taşınır taşınmaz orayı da yıkıyoruz ve merkezde Ulu Cami. Merkezde tarihimiz ve etrafında 14.500 metrekare muazzam bir meydan. Bunu hep beraber başardık. Ben huzurlarınızda çok kıymetli milletvekillerime çok teşekkür ediyorum. Şu ana kadar ne dediysek hemen dediler. Şimdi dediler ve her zaman yanımızda durdular. Ben teşkilatlarımıza, il başkanımıza, milletvekillerimize binlerce kez teşekkür ediyorum. Bütün bu güzellikleri beraber yapıyoruz. Ve projemiz tıkır tıkır işliyor. 50 bin lirayı, 100 bin lirayı ödeyemeyen belediyeden bir yıl sonra 102 milyon 500 bin lirayı, hem de 60 milyonunu cebinden ödeyip çimento fabrikasını alan bir belediyeye getirdik. Hamdolsun. Bunların hepsini birlikte yaptık. Hepsini birlik beraberlikle yaptık. Kale restorasyonumuz, kalenin etrafında kentsel dönüşüm. Şu anda geçenlerde ilan ettiğimiz zaman büyük bir coşkuyla karşılandı. Kaledeki hak sahiplerinin %50'si imzasını attı. Çok kısa süre içerisinde
kalenin restorasyonu ve etrafı ile beraber şehrin ruhunu hep beraber yeniden ayağa kaldırıyoruz. Hamdolsun, şükrolsun. Bizim temel problemlerimizden bir tanesiydi. Mimar Sinan'ın belki de en çok problemlerinden bir tanesiydi. Halk otobüsleri, toplu ulaşım, özel halk otobüsleri 65 yaşından binenlere biraz böyle suratını eskiterek bakıyorlar, ileri geri laf ediyorlardı. Bizim kulağımıza gelir gelmez biz buna müsaade edemeyiz. Bizim hemşehrimiz 7'den 70'e, kadından erkeğine hepsinin başımızın üstünde yeri var dedik ve kamulaştırdık. Bütün halk otobüslerini satın aldık ve oradaki onlara şu talimatı verdik. Suratınızı eskiten şoför bizimle çalışamaz, kapının önüne koyarız. Bizim hemşehrimize laf eden, ileri geri konuşan kim olursa olsun tanımayız, kapının önüne koyarız dedik. Hamdolsun, hayırlı olsun halk otobüslerimizde. Halk ekmek çalışmamız, halk et, çorbisi getirdik, kapınızın önüne koyduk. Karşıda huzur evi, hemen Gülabi Bey yakınında, yanına yüzme havuzunu yaptık. Yaptık da yaptık, yaptık da yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Bu birlikle, bu beraberlikle Allah'ın izniyle en güzelini yapacağız. Aşkına çalışan yorulmaz. Doğru söylüyorsunuz. En son düğün. Düğün salonu. Buraya gelmek istiyorum. Gezerken bizi, başkanım, düğün yapmak hakikaten zor. Ekonomik zorluklarımız var. Düğün salonu fiyatları çok yüksek. Bunu karşılamakta güçlük çekiyoruz. Acaba belediyenin bir düğün salonu olsa nasıl olur dedikleri zaman, bu talep haklıdır, belediyenin düğün salonu olmalıdır dedik. Ve arkadaşlarıma nerede yapabiliriz diye sorduk. Nerede yapalım bu düğün salonunu? Arkadaşlarımız dedi ki, buradan rahmetle alalım, Profesör Doktor Arif Ersoy Mimar Sinan'da bir düğün salonu yapmıştı. Burasının ilk temelini atan, ilk yapan rahmetli Arif Ersoy'dur. Onu da rahmetle, minnetle ben şükranla anıyorum. Arif Hoca yapmış burayı. Ondan sonra birkaç düğün yapılmış. Sonra bir takım sorunlar, yandan su almış, problem yaşamış, üstten akmış. Daha sonra bir spor kulübüne verilmiş. Spor kulübü bir müddet burada sportif etkinlikler yaptırmış. Ama sonra o da kilidi vurmuş. Çok kötü durumda. Dediler ki başkanım böyle bir yer var. Gelin bakalım dedim. Burada beraber ilk geldiğimizdeki abilerimiz de var. El sallıyorlar. Onlarla beraber anahtarı açtık, girdik buraya. Hakikaten pislikten girilecek durumda değil. Paçaları sahip de gireceksiniz. Çünkü etraf göl gibi olmuş. Lağmak mı, çok affedersiniz, pislik çok berbat. Şöyle bir baktık, buradan adam olur mu? Ve şunu düşündük, şunu düşündük. Bir bataklıktan dünyanın en büyük havalimanını yapan Recep Tayyip Erdoğan'ın adamları şuradaki küçük su birikintilerini halledemiyorlarsa yazıklar olsun dedik ve burada yapacağız dedik. Burada yapacağız. Çünkü bizim liderimiz Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı'nı bir bataklığı kurutarak yaptı. Aynen atası Fatih Sultan Mehmet'in gemileri karadan yürüttüğü gibi. Biz burada yapacağız dedik. Ve şimdi biraz sonra gireceksiniz, göreceğiz hep beraber. İnanılmaz bir şey. Bir eski fotoğrafı koy, bir yenisini koy. Hiç alakası yok, mümkün değil başkanım dersiniz. Ama hamdolsun ekibimize de ben teşekkür ediyorum buradan. Çok güzel bir iş çıkardılar. Bir teşekkürü de, bir selamı da Fevzi Şeker muhtarımıza yapıyoruz. Güçlü de bir alkış yapalım. Aslında Fevzi Şeker muhtarımız burada olacaktı. Biz programı beraber yapalım diye planlamıştık. Ama öyle icap etti. Rahatsızlığından dolayı bir miktar hastanede yattı. Çıkınca gelir aramıza diye düşündük. Ama birkaç gün daha dinlenmesi gerekiyor evinde. Ve size çok selamları var. Fevzi Şeker muhtarımın da bu talepte, buranın bu güzelliğe kavuşmasında büyük emekleri var. Ben muhtarımıza da buradan selam olsun diyorum. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur ve aramıza döner. Peki başkanım, buraya biz 5 milyon para harcadık. Helali hoş olsun, 5 milyon çok güzel oldu. Bütün yalıtımlarını yaptık. Etrafını kazdık, su yalıtımını yaptık. Sesle ilgili yalıtımlarını yaptık. Mutfağını yaptık. Hazırlık odalarını yaptık. Gelir odalarını yaptık. Hepsini yaptık. Mükemmel bir salon yaptık.
Ve bugün de birazdan açılış yapılacak. Peki başkanım, nasıl olacak burası? Kısaca bilgi vermek isterim. Tarife komisyonumuzda gelecek. Önümüzdeki hafta içerisindeki mecliste. Tabii meclisimiz kabul ederse. Tarife komisyonunda geçti. Meclisimiz kabul ederse. 1950 lira bir ücret olacak buranın. Salon ücretimiz 1950 lira. Doğalgazı, elektriği, suyu vesaire karşılamaz bu bedel. 1950 lira. Peki 7250 aile sosyal destek kartı alıyor dedim başkanım. Bunlar da mı 1250 lira ödeyecek? Hayır, biz onlar için yaptık. Sosyal destek kartı alan belediyemizden, sosyal yardım alan 7250 ailenin kendisine ve çocuklarına %50 indirimli. %50 indirimli. Peki burada gazilerimiz var, bak orada duruyor. Şehitlerimiz var, şehit yakınları var. Gazilerimiz var, gazi yakınları var. Bunlarda ücret ne olsun? Bunlar buranın ücretini canlarıyla, kanlarıyla ödediler. Bunlara ücretsiz. Şehitlerimizin yakınlarına ve tüm gazilerimize ve gazilerimizin birinci derece yakınlarına bunların ücreti kanlarıyla ödenmiştir. Bedava yapıyoruz. Hayırlı olsun. Peki başkanım, engelliler var. Bu engelliler de evlenmek istiyor ya da çocukları evlenmek istiyor. Bunlara bir kolaylık yok mu? Bizim işimiz kolaylık. Biz zorlaştırmaya değil, müjdelemeye geldik. Nefret ettirmeye değil, sevdirmeye geldik. Biz Efendimiz öyle diyor. Ve biz engellilerin tamamında da ya kendileri evleniyorsa ya birinci derecede yakınları evleniyorsa %40 indirim yapıyoruz. Bu da hayırlı olsun. Peki burası nasıl işleyecek başkanım? Sadece salon mu? Biz düğünümüzde ne bileyim pasta ikram etmek istiyoruz. Kuru yemiş ikram etmek istiyoruz. Biz düğünümüzde Çorum Beşlisi ikram etmek istiyoruz. Bu nasıl olacak? Bu da çok güzel olacak. Bu da şöyle olacak. Biz buranın işletimini turizm meslek lisemizle beraber yapacağız. Turizm meslek lisemizle Milli Eğitim Müdürlüğümüzle bir protokol imzalıyoruz. Bize hemşerimiz geldi, dedi ki boş salon. Boş salon biraz önceki dediğim gibi. Yok, boş salon olmasın, yemişli olsun. Yemiş normalde piyasada ne kadarsa en az yarısı kadar, çünkü sadece maliyetini alacağız biz burada, indirimli bir şekilde o ikramını da yapabilecek buradaki kardeşimiz. Yemek dışarıda ne kadarsa bizde sadece maliyeti olmak üzere o yemek ikramını da yapabilecek. Peki sivil toplum örgütlerimiz burayı kullanamaz mı? Kullanabilir. Kadınlar burada eğlenemezler mi? Eğlenebilirler. Gençler burada program yapamazlar mı? Yapabilirler. Biz burayı bunun için yaptık. Burası Mimar Sinan mahallemiz başta olmak üzere tüm şehrimize hayırlı olsun, uğurlu olsun. Biliyorum büyük dönüşümle ilgili cümleler bekliyorsunuz benden. Başkanım, dönüşüm nasıl olacak? Hayaller kuruyorsunuz. Bu hayalleri beraber kuruyoruz. Şimdi bu salonumuzun açılışını yapıyoruz. Ondan sonra içeri giriyoruz vekillerimizle, heyetimizle beraber. Bunun müjdesini tek 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 nasıl olacak? Onu da içeride açıklıyoruz. Dönüşümümüz hayırlı olsun. Hepiniz Allah için seviyoruz. Hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla.